Yani sur, yani sura son yılları her getirme hüzünleniyorum bu sefer. Yani çünkü sur bizim atalarımızın bize bıraktığı gerçekten kültürel olarak bir miras. Ya yani ve sur Diyarbakır'ın ruhu. Yani ve o ruhu yaratan atalarımız, hepimizin büyükleri. Yani Ermenisi, Süryanisi, Türkü, Kürdü birlikte bu ruhu yarattılar. Bizim atalarımız binlerce yıldır bu ruhu yarattılar. Ve 5000 yıllık bir tarihi var Diyarbakır Sur'un. Ve oraya gerçekten hani pamuklara sarıp sarmamamız gereken bir yerde çok zalimane bir yıkım yaşadık. Bir çatışmalı dönem, büyük bir yıkım yaşadık. Ve o yıkımdan sonra da orayı aslında elbette çatışmalarda sonuç olarak insanlar öldü, büyük acılar yaşandı. Ama sonra yaralarımızı sarabilirdik. Yani ve ama bu yaraların sarılması yerine orada kalan evlerin, şehrin yok edilmesi tercih edildi. Kepçelere doldurulup tarihimiz yok edildi. Evlerin temellerine kadar kepçelere doldurulup yok sürüldü surdan ve sur bir tarla haline getirildi. Şimdi bu anlamda büyük bir ihanetle karşı karşıyayız. Tarihe, hafızamıza, hatıramıza, atalarımızın sonuç olarak ilmek ilmek ördüğü medeniyete bir ihanet yapıldı. Bu ihanetin geri çevrilmesi için de siyasi bir talep oluşturmamız gerekiyor. Yani yalnızca bu iktidar işte kahrolsun siz yıktınız, mahvettiniz demek yetmez. Siyasi bir talep oluşturmamız gerekiyor. Siyasi talep ise o Diyarbakır'ın yeniden ayağa kaldırılmasıdır. Emin olun o suru yıktılar, belki tarla haline getirdiler ama şunu gördüm, belli yerlerde yapılan kazılarda o evlerin temelleri hala duruyor. Yani o toprağın altında 2 metrenin temelleri duruyor. Ve eski fotoğrafları da var, temel izleri de var. Orada güzel yapılacak bir tarihi bir kazı ile beraber temeller bulunabilir, sokakların izleri bulunabilir ve sur eski haliyle yeniden ayağa kaldırabilir. Siyasi talebimiz bu yönde olmalı. Diğer bir mesele, biliyorsunuz oraya AVM tarzı evler yapıldı. Yani surun kimliğiyle, kültürüyle hiç ilişkisi olmayan, işte betonarme evler yapılıp üzerine bazalt taşlar yapıştırdılar. Biliyorsunuz bunlar güneşi görünce, Diyarbakır'ın 50 derecesi sıcağını görünce dökülen taşlar. Bunların da yıkılmasını talep etmemiz gerekiyor. O sura ihanet eden, o F tipi cezaevi görünümlü yapıların mutlaka yıkılması lazım. Ve kademe kademe suru yeniden ayağa kaldırmamız lazım. Bunu da başarabiliriz. Ben şuna inanıyorum, bu topraklarda barışı sağladığımız zaman ve yerel yönetimlere iradeyi aktarabildiğimiz zaman, yani çoğulculuğa inanan bir yerel yönetim anlayışının HDP'nin çizgisinde bunu sağlayacağımızı düşünüyorum. Yani Türk'ün, Kürd'ün, Ermeni'nin, Süryani'nin hafızasına saygılı bir yerel yönetim anlayışı sağlayabildiğimiz zaman, uluslararası UNESCO gibi kuruluşların işbirliği halinde biz suru yeniden ayağa kaldırabiliriz. Hafızasını yeniden sağlayabiliriz. Bu ihaneti ortadan kaldırabiliriz. Siyasi talebi bu yönde oluşturmamız gerektiğini ben surda hissettim. Ve bunu da mutlaka başaracağız. Aksi takdirde bu iktidar o AVM tipli, efendim F tipi cezaevi modelli yapıları yapmaya devam eder. Ama benim anladığım onlar da yaptıklarından biraz utanmış durumdalar ve son yeni inşaatlar yapmıyorlar. Ama yine de bu yapılan ihaneti de durdurmak için el birliğiyle mücadele etmemiz gerekiyor. Ya suru yıkanlar suru Toledo yapacağız diyorlardı. Böyle mi Toledo yaptığınız suru? Ne yaptınız ki, neyi tanıtıyorsunuz? Yani sonuç olarak bizim atalarımız taş ustalarıydı, zanaatkardı, işte demir ustalarıydı. Orada işte Bizans'ında, Roma'sında, Urartus'unda, daha sonraki medeniyetlerinde diğer halklar birlikte orada bir medeniyet üretmişler. O medeniyeti siz yıktınız, yok ettiniz, buldozerlerle yok ettiniz ve yerine AVM tipli, F tipi, cezaevi tipli saçma sapan, neye benzediği belirli olmayan hilkat garibeleri koydunuz. Bence tanıtmak yerine utanç duymaları gerekir. Önce Diyarbakır halkından özür dilemeleri gerekir. Kürt halkından, Ermeni halkından, Türk halkından, Süryani halkından özür dilemeleri gerekir. Buradaki bizim atalarımız bu medeniyeti ortaya koymuşlar ve siz bu medeniyete ihanet ettiniz. Kutlamak yerine o efendim bunlara bir festival yapmak yerine önce orada yarattığınız ihanetin izlerini ve ihaneti ortadan kaldırmak için bence çaba içinde olmanız gerekir. Bu yönde iktidara çağrımdır. Yani sura hiçbir şey yapmazsanız emin olun çok daha büyük bir faydanız olur.
Zaten üç vakte kadar bu iktidar değişecek. Daha demokratik bir iktidar anlayışı içinde. Ve gasp edilen kayyum anlayışıyla gasp edilen yerel yönetimlerimizle birlikte yeniden bu yerel yönetimleri daha demokratik bir şekilde ele alıp Sur'u biz el birliğiyle ayağa kaldıracağız ve yarattığınız yıkımı ve ihaneti bizler ortadan kaldıracağız.